ki geldiniz ya. Ben de yanlış yere geldim sandım. İbo'nun attığı lokasyon burası mı? Motoru burada. Burası. Ayda, çok güzel görünüyorsun. Harika olmuşsun. Sağ ol kuzum da. Ya biz böyle bir yere geleceğimizi düşünmemiştim. Yani neresi ki burası? Ben gelirken restoran falan da görmedim hiç. İyi akşamlar gençler. Bu taraftan. İyi, hadi gelin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yavaş yavaş. Acaba şu taraftan mı yapsan da duman üstümüze gelmese? Ya Demir, çok eğlenceli bir şey. Bir gün bizim bahçede de mangal yapalım mı? Ortamı sevdiyseniz çok güzel kamp alanları biliyorum. Yani gidebiliriz böyle dördümüz. Eskiden çok giderdim kampa. Bak, uzun zamandır gitmiyorum. Özlemişim. Şöyle güzel adam boyu bir ateş. Yanında akan suyun sesi. Hı? O sayılmaz. Küt diye dönmüştük ondan. Böyle acayip ıssız yerler keşfettim. Yani gece çökünce ay da yoksa zifiri karanlık oluyor. O zifiri karanlıkta sesler nasıl yükseliyor biliyor musun? Yani etrafında dolaşan hayvanları duyuyorsun ama görmüyorsun. Ya beni bir şeyler yiyor. Size gelmiyor mu? Yani muhabbetten uylandın sen. Ondan oluyordur. Çekil çekil. Tamam Demir ya. Her şey karışık mı? İş yerinde değilsin Ayda. Çiftler randevusu bu. Normal bunlar. Ya tamam da. Ya çok tatlılar değil mi? Ya öyleler. De. Çalışanımı böyle sevgilisiyle görmek biraz garip. Aa sen çalışanlarını... Ya şaka. Bak bir iddia bulduk. Bünyamin Bey buna çok sevinecek. Aman ne güzel. Bünyamin istedi diye bir kuralım daha güme gitti. Ya yani şu an resmen işimle özel hayatım birbirine girdi. Ama şu an çalışanlarınla birlikte değilsin. Sevgilinin arkadaşlarıyla birlikte. Ayrıca İbo seni çok seviyor. Sana biraz abilik yapabilirsin bence. Abilik. Hı-hı. Koskoca adama. Ayrıca bence tek başına gayet iyi idare ediyor. Anlatacağım. Selin. Bak. Bunları bileğinize takıyorsunuz. Buyur abi. İbo bu çok kötü kokuyor. Kokması lazım çünkü keneleri kaçırıyor. Kene mi? Kene ne mi var burada? Salatadan alsana Ayda. Teşekkürler Demir Bey. Ne var ya? Demir mi diyeyim patronuma? Çiftler randevusunda olduğumuza göre... ...burada diyebilirsin. Teşekkürler Demir. Böyle de yani bir tuhaf oluyor. Size de garip gelmiyor mu?
Ya. Sen en iyisini yap biliyor musun? Böyle Firuze Hanım dediği gibi beyciğim de. Deneyince beyciğim. Yok artık. Bence en güzeli abi. Bak çok yakışıyor. Demir abi. Bu arada biz de kızlarla Antalya'ya gitsek mi? Ya ben patronum diye mi kimse bana bir şey söylemiyor? Antalya'ya mı gidiyorsunuz? Yani Merve Bora'nın ailesiyle tanışmak için gidiyor. Ayda da destek kuvvet için orada olacak. Aa, sen gitmiyor musun? Ne oldu da ayrıldı silahşörler? Yok. Benim bu hafta sonu biraz işlerim var. Ama bir dahakine asla kaçırmam. Çok güzel olmuş. İkinizin de eline sağlık. Ama ben artık ellerimi yıkasam iyi olacak. Tamam gel. Neden gitmiyorsun kızlarla? Çünkü iki gün senden ayrı kalmak için çok uzun bir süre. Ne zaman, nereye istersen gidebilirsin. Ben dün öyle neredesin falan dediğim için mi? Üzgünüm. Öyle iki soru sordun diye beni korkutamaz. Ben öyle kolay korkmam. Ben insanlara bağlanınca biraz boğucu olabiliyorum. Ama kontrol altında tutmak ihtiyacından değil. Endişelendiğim için. Biliyorum. Nedenini de biliyorum. Ama senin yanındayım Demir. Hafta sonu seninle kalmayı seçtim. Evimize kalmayı istedim. Böylece bütün hafta sonu korku filmi izleyebileceğiz. Sen acaba kızları yalnız bırakmasan mı? Hı? Şimdi yanlış anlarlar falan, aramız bozulmasın. Yok öyle. Bir sürü film seçtim. Böyle hani saçlarımın yüzüne dökülen kızı var ya, ben de öyle evin sağ solundan çıkıp korkutacağım seni. Aikido biliyorum Selin. Ha, bir de tehdit. Hayır, tehdit değil. En azından öyle saçlarını önüne dökmesen, yani kendi iyiliğin için. Selin. Tamam, bir şey soracağım. Bu. Şimdi bu ilişkinin fazlarında bu yemeğe çıkmak olarak geçiyor mu? Maalesef. O yemekte ikimizin yalnız olması lazım. Ayrıca sadece yemek de olmaz. Sinema ya da dans da olmalı. Danslı yemek mi oldu şimdi? Hı hı. Sürekli büyüyor bu iş ya. Bunun ateşi geçmese mangalda kahve yapardık. Olsun Beybo. Bir dahakine. Vallahi her şey çok güzeldir. Ellerine sağlık. Ne demek abi? O zaman bir dahaki plan sende. E hadi kalkın. Tatlılar ve kahveler de benden. Çok güzel bir yer biliyorum. Oraya götüreyim sizi. Ay sonunda ya medeniyet. O kadar mı sıkıldın? Hayır. Ya sıkılmadım. Her şey çok güzeldi. De yani sonunda birazcık olsun şu topuklardan kurtulacağım diye seviniyorum. Hadi. Ayda bizimle geliyor o zaman. İbo sen bizi takipte kal. Ben sana yardım edeyim prenses. Bir tane çantamı da alır mısın? Geçmiş olsun. Bünyamin Bey'in ödevini başarıyla tamamladın. Sağ ol abi ya. Ne demek?